Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Android TV Box'ta webcam kullanımını konuşacağız. Tabii ki bunun yanında da mikrofon kullanımını konuşmak zorundayız. Çünkü artık birçok kişi evden çalışıyor ya da dersleri evinden takip ediyor. O zaman da ne oluyor? Mesela toplantı oluyor ya da ders takip ederken webcam ihtiyaçları doğuyor. Yani görüntüyü aktarması gerekiyor. Bunun yanında da tabii sesi de aktarması gerekiyor. Tabii böyle ihtiyaçlar olunca birçok kişi de Android TV Box'larda bu işlemler yapılabilir mi merak ediyordu. Yani nedir bu? Skype görüşmeleridir, Zoom görüşmeleridir, EBA TV'dir. Bu tarz işlemleri Android TV Box'ta yapabilir miyiz? webcam'i, mikrofonu kullanabilir miyiz diye sorular soruyorlardı. Genelde webcam çalışıyor arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı çıkmıyor. Yani şöyle söyleyeyim size aldığınız %90 TV Box'ta webcam'i çalıştırırsınız. Ama sıkıntı mikrofondan çıkıyor. Dikkat ederseniz ben de şöyle eski model bir webcam var. Bunu benim hurdalıktan çıkardım diyebilirim. Tam modelini de söyleyeyim. Logitech'in V-UCU56 modeli böyle aratabilirsiniz. Ben baktım ikinci el 30-35 liraya falan satın alabiliyorsunuz bunu. 720p Görüntüsü çok şahane değil ama iş görebilecek bir model. Ben bunda denedim. Diğer modellerde çok denemedim. C serisinde falan çalıştıranlar var. Yurt dışındaki forumlarda onları okudum. Şimdi biz konumuza geçelim. Siz yine denemeniz gerekiyor. Onlardan yine bahsedeceğim. Şimdi dikkat ederseniz bunda bir tane USB var. Hani mikrofon için bir şey yok. Zaten bizim TV Box'larda da mikrofon girişi yok. Yani line in falan yok. O yüzden hem ses aktarımını hem de görüntü aktarımını bu USB üzerinden yapmanız gerekiyor. Birçok cihazda web kamerayı görürken yani görüntü kısmını görürken mikrofon kısmını görmüyordu. Hiremco'nun yeni cihazlarında denedim. Bu cihazlarda ikisini de çalıştırabildim. Çok çok bir şey yapmanıza gerek yok açıkçası. Direkt olarak bunu takıyorsunuz. Programı yüklüyorsunuz. Üyeliğinizi açıyorsunuz. Çalışıyor. Ben bu şekilde çalıştırabildim. Herhangi bir şey yapmadım. Yani yazılımsal bir müdahale etmedim, donanımsal bir müdahale etmedim. Biliyorsunuz bazı nasıl yapılır videolarını yaparken bazı müdahaleler ediyoruz. İşte program yükleyin diyorum, şu kodu yazın diyorum filan. Burada öyle bir şey yapmadım. Hirenko'nun yeni cihazları elime ulaştı. Bir süredir inceliyorum bunları. İncelemeleri de gelecek. Şu elimde gördüğünüz Nitro X3 Plus. X3'ünü zaten incelemiştik. Bu Plus modeli. Bir de şunu göstereyim size. Bu da Enjoy Plus arkadaşlar. Ben Enjoy'u incelememiştim. Şurada Nitro S2 Plus'ın da kutusunu görüyorsunuz. Şu an S2 Plus şeye takılı. Monitörüme takılı benim. Onun kaydını alıyorum. Onu da ekrana vereceğim. Bu 3 cihazda da denedim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. 3 cihazda da çalışıyor. Hem görüntü yani web kamerası kısmı çalışıyor hem de mikrofon kısmı sorunsuz çalışıyor. Ben şu an size işlemleri şu S2 Plus modelinde gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz en ucuz modeller o. Yani bu yeni serideki en ucuz modeli. O. o yüzden onun üzerinden gösteriyorum. Diğerlerinde de aynı şekilde çalışıyor. Zaten yazılım falan her şey aynı. Sadece şu fark ediyor. Mesela şöyle göstereyim. Enjoy Plus'ta 4 GB RAM var. 64 GB depolama var. İşte fly kumanda hediye yani air kumanda diyoruz biz. Air kumanda hediyesi var. Bu Nitro X3 Plus'ta da şu farklar var. Yine bunda da 4 GB RAM var. 32 GB depolama var arkadaşlar. Şeyde 2 GB RAM 16 GB depolama bulunuyor. Şu S2 Plus modelinde. Onda air kumanda yok. Nitro X3 modelinde de Air kumanda yok. Air kumanda sadece Enjoy modeline var. Kaliteli bir HDMI kablo geldiğinden daha önce bahsetmiştik. O kablo üçünde de geliyor. Fark olarak bunlar var. Yani onun dışında yazılım olarak bir fark bulunmuyor. Şimdi akıllara şu soru gelebilir, abi neden bu modelleri kullanıyorsun? Şu yüzden benim elimde bu modeller vardı, bunlarda başarılı olabildim. Bunlar hepsinde çalışmaz, yani bu web kamerası ve mikrofon hepsinde çalışmaz, bunu denemeniz lazım. Ben tabii ki her modeli deneyemem, her web kamerasını deneyemem. Yorumlarda bakacaksınız artık arkadaşlar, belki şunu yazabilirler. Mesela atıyorum, X bir model webcam ile Y bir model Android TV Box'ı beraber kurdum, sorunsuz çalıştı ya da şu modelle şu modeli taktım çalışmadı. Bunun gibi yorumlar gelecek. Siz de onlara göre seçiminizi yapacaksınız. Bir diğer alternatifte şu olabilir. Atıyorum bir firma işte böyle bir ürün çıkarttı. Firmanın kendisi açıklayabilir. İşte şu şu webcamler bizim cihazlarımızda çalışıyor. Sorunsuzdur diye böyle bir liste yayınlayabilir. Onun dışında benim her cihazı yani her Android TV Box'ı ve her webcam'i deneme şansım olmuyor. Ben şu an Hiremco'nun yeni serisinde denediğim için bunlar da sorunsuz çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi isterseniz denememize başlayalım, birlikte görelim. Ben ekran kaydını da alıyorum, onu da vereceğim. Ben de şu an 4K capture kart olmadığı için 1080p olarak kayıtları alıyorum. Dediğim gibi herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt olarak bu USB TV box'ımıza takıyoruz. Web kameramı TV box'a taktım. Bunun dışında söylediğim gibi herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Direkt olarak takıyorsunuz, çalışıyor. Ben zaten Logitech'in bu modelini yazılı olarak da ekrana koyacağım. Siz eğer bu model TV box'ları alıyorsanız ve bu tarz bir tane webcam alıyorsanız sorunsuz çalışacağını şimdiden söylüyorum. İsterseniz denememize başlayalım. Önce ses kayıt programı ile deneyelim. Hani sesi aldığını bir görelim. Uygulamalar menüsüne girelim. Ben bir tane şey yüklemiştim buna. Ses kayıt uygulaması. Ondan bir denememizi yapalım. Burada sizin yapmanız gereken tek şey mesela bu uygulamayı açtığınız size diyecek işte ses kayıt aygıtına erişmek istiyorum. İzin verdiyeceksiniz o kadar. Kaydet diyelim. Bakın şimdi şuradaki barı görüyorsunuz. Bu var benim sesimi duyduğu anlamına geliyor. Android TV box'ın bir mikrofonu falan olmadığı için bütün sesi buradan alıyor. Yani bu web kamerasını mikrofonundan alıyor. Şöyle kaparsanız falan şey azalacaktır. Gerçi bu bayağı yakında durduğu için ben bunu azaltamıyorum. Bayağı da şiddet yüksek. Şuradan desibeli falan kısabilirsiniz. Şöyle buradan desibeli ayarlayabilirsiniz. Şöyle ayarlayalım. Bakın gördüğünüz gibi daha kaliteli alacaktır. Şöyle desibeli yükseltelim. Bu çok eski bir webcam arkadaşlar. Dedim ya 30-35 liraya falan ikinci elde bulabiliyorsunuz. Belki hani kara borsaya düştüğü için pahalanabilir onu bilemiyorum. Gördüğünüz gibi mikrofon burada sorunsuz çalışıyor. İsterseniz şimdi bir de Skype açalım. Skype'te deneyelim. Sonra Zoom'u açacağım. Ben iki üyelik açtım. Bir tanesini cep telefonundan açacağım. Bir tanesini buradan açacağım. Hani bir konferans gibi bir şey denemeye çalışacağım. Bu mouse'u kullanıyorum ben. Kendi kumandasını kullanmıyorum. Sebebi de şuradaki imleci görün. Hani hangi işlemi yaptığımı görün diye. Bu uygulamaları da normal marketten yüklüyorsunuz. Onu da gösterelim isterseniz. Ondan sonra Skype'a geçelim. Normal arama kısmına giriyorsunuz. Bakın burada Zoom demişim, Skype demişim. Buradan yükleme işlemini yapıyorsunuz. Yani özel bir durumu yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Açalım Zoom'u da. Direkt Zoom geldi. Zoom'la devam edelim. Sonra da Skype açarız. Şimdi mesela buradan bir şey yapalım. Görüşme ayarlayalım kendimize. Şuradan da açalım. Şimdi şundan da bahsedeyim. Bu görüşmeyi açacağım ama burada cızırtılı sesler gelebilir. Çünkü mikrofonlar birbirine çok yakın. Bu yakın mesafelerde olabiliyor. Siz internetten bunu yaparken yani bunu kullanırken böyle bir sorun olmayacak. Şunu başlatalım. Şimdi şifremizi şuradan yazıp katılalım. Bakın web kamerası zaten geldi buraya. Müthiş bir web kamerası görüntüsü var. Hemen şuradan kaydımızı şey yapalım. Şuradan girelim. Bunlarda da önemli bir bilgi yoktur herhalde benim hiç kullandığım bir şey değil bu zoom da size denemek için yani bunu yapıyorum katıl dedik şimdi burada bize onay şeyi gelecek onu onaylayacağız He, bir de şifre vardı pardon şifremizi girelim herhalde artık Android TV Box'larda da yapılmayan bir şey bırakmamışızdır. Burada ben kendi görüntümü şeyde gördüm. Şimdi bunu çeviremeyeceğim size. Çevirirsem ortalık çok dandini. Şöyle yapalım. Tamam. Kay şeye bağlanıyorum. Gruba tamam. Şunu da kabul edelim. Bizim Almanya işi oldu. Evet arkadaşlar şimdi iki görüntü de sorunsuz şekilde geldi. Görüyorsunuz bu da web kamerasını şöyle göstereyim. Klavyenin tuşlarını filan. Gördüğünüz gibi normal çalışıyor bir sıkıntı yok. Sesi denemek istiyorsanız bir de sesi deneyelim isterseniz. Ses 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 deneme. ses 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 ses, deneme, ses 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 deneme, ses ses. ses. ses Her yerde sesin herhalde geldiğini sesin görüyorsun seni bu sesler. Sesle. Bayağı da komik Bayağı oldu da ama yapacak bir şey yok olarak, yani birbirine yakın olduğu için bir de bunları çekip, tek, tek başıma çekiyorum ben. Çekiyorum, ben, çekiyorum ben bu kadar ben olur. Birbirine şimdi bu sesi kapatalım yoksa bizim durum fena. Tamam sesi kapattım şimdi normale döndü. İşte görüntü webcam'in kalitesine göre değişir. Ortamın ışığına göre tabi biraz değişecektir. Yine mikrofon kalitesi de ortama göre değişir. Ama açıkçası bana bu 35-40 liralık kamera yeterli olur. Hani bir şeyle kullanmak ihtiyacım olsa ben bunu kullanırım. Biraz ortamın ışığını arttırırım. Bu kamera o görüşmeler esnasında işimi görür. Yani pahalı kameralar var mesela. C920 falan var. Ama adam onu alacağına gider ikinci el falan bir tablet alır daha iyi. Şimdi onu alacaksın, TV Box alacaksın, bağlayacaksın falan. TV Box şeyden daha ucuz onun yarı fiyatı yani kameranın yarı fiyatı olur. O çok anlamsız olur. Şöyle ikinci el ucuz bir kamera alırsınız. Mikrofonlu olmasına dikkat edin arkadaşlar. konu yeni serisinde çalışıyor dediğim gibi diğerlerinde yorumlara bakmanız lazım. İnternetten araştırmanız lazım. Şimdi isterseniz bir de Skype'a geçelim. Skype'ta deneyelim. Şimdi Skype'ta da testimizi yapalım. Hemen şu ses testine girelim. Aramamızı yapalım. Merhaba. Bu monitörün Skype sesi biraz kısık dediğim gibi. Lütfen sinyal sesinden sonra 10 saniyeye kadar bir mesaj kaydediniz. Sonrasında mesajınız size geri çalınacaktır. Şimdi mesaj bize geri gelecek ama büyük ihtimalle siz o sesi duymayacaksınız çünkü bunun sesi biraz kısık dediğim gibi, o biraz gelmeyebilir. gelecek ama büyük ihtimalle siz o sesi duymayacaksınız. Şu an Çünkü ben kendi sesimi duyuyorum. Dediğim gibi o biraz gelmeyebilir. Size geldi emin değilim ama kayda girmiştir. Kayıttan büyük ihtimal gelecektir. Oradan duyabilirsiniz. Bu monitörün sesi biraz dandik ya. Şimdi monitör de çok matah bir şey değil de o yüzden ses gelmeyebilir ama mikrofon çalışıyor Skype'da da. Görüntüye de bakalım istiyorsanız. Şöyle geri gelelim. Şuradan başlatalım. Gördüğünüz gibi Burada da sıkıntı yok. Şöyle bızt 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 Şöyle şuradan netlik ayarı falan var da. Bir sıkıntı yok gibi herhalde ya netlikten çok da anlayamıyorum. Evet netliği şu an iyi. Bu eski tip otomatik odak yok, manuel. Evet arkadaşlar kullanım bu şekildeydi. İsterseniz ufak bir özet geçelim. Öncelikle web kameranızda mikrofon da bulunması gerekiyor ve bunların Android'te uyumlu olması gerekiyor. Sonra kullanacağınız Android TV Box'ın bu cihazlarla uyumlu olması gerekiyor. Yani dediğim gibi şu Hiremco'nun yeni serisi gibi bir şey olması gerekiyor. Ben diğer modelleri bilmiyorum. Onları dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda yazar. Oradan takip edersiniz ya da üretici firmanın yazması lazım. Şu şu modeli destekliyoruz şeklinde. Web kamerasını alıyorsunuz sadece takıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bendeki RAMCO cihazlarında bu şekilde ama belki başka modellerde bir işlem yapmanız gerekebilir. Bendeki modellerde bu şekilde. Bunu taktıktan sonra Skype'ınızı yükleyin, Zoom'u yükleyin, işte üyeliğinizi girin, işte kodunuzu girin, konuşmaya başlayın. Onun dışında herhangi bir özel bir durum yok. Sadece sizden izinler isteyecek. Bu da nedir? Mikrofona erişim izni, kameraya erişim izni, işte depolamaya erişim izni gibi bu izinleri vereceksiniz. Onun dışında herhangi bir problem yok. Direkt olarak çalışıyor. Herhangi bir yazılım, ayar vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar son derece basit bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ben bunları size monitörde deneyip gösterdim. Siz bunu alın televizyona takın orada görüntülü görüşün. Hiçbir problem olmaz. Size zaten HDMI üzerinden pardon HDMI üzerinden bu görüntüyü aktarıyor. Bazı arkadaşlar HDMI dememe çok takıyormuş. HDMI diyeyim de düzgün olmuş olsun. Ben bir metine bağlı olarak video çekmediğim için bazen söylediğim şeyler yanlış olabiliyor. Artık onu idare etmek lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Size bu olaylardan bahsetmek istedim. Tekrar edeyim bu çünkü önemli bir olay. Her cihaz uyumlu değildir. Her web kamerası da her TV box da uyumlu değildir. Orada yanılgıya düşmeyin. Emin olduktan sonra cihazları alın. TV box'ı alırsınız. Web kamerasını ayrıca alırsınız. Sonra adamlarla sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü onlar direkt olarak destek vermez böyle bir şeye. Ben bunun için aldım dersiniz. Orada bir sorun olabilir. O yüzden emin olarak almaya çalışın. Paranıza yazık olmasın yani. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Başka sorunuz varsa aşağı yorumlara yazın. Orada cevaplamaya çalışırım. Başka hani böyle bir şeyler yapmak istiyorsanız bu cihazlarla ilgili yine yorumlar kısmında yazın. Onları da yapmaya çalışırım. Bu çok istek alan bir şeydi. Bunu bazı cihazlarda deneye deneye bulmuş olduk. Ben birçok cihazda webcam'i deniyordum ama bu mikrofon olayını çalıştıramıyordum. Bunlarda mikrofonu da çalıştırdım, onun da videosunu çektim. Başka cihazlar incelemeye falan gelirse onlarda da denemelerimizi yaparız. Şunu da belirtmeden kapatmayayım. Ben genel olarak forumları falan gezdiğim sıralarda Logitech kullananları daha çoğunlukta gördüm. İsimsiz markalarda daha fazla sıkıntı yaşayanlar var. Satın alırken sıfır alacağınızda yani başka bir markayı sıfır alacağınızda böyle uyumlu yani uyumundan emin olduğunuz modelleri ikinci elde alabilirsiniz. Bunlar çok yıpranan eskiyen cihazlar değil. Görüntü kaliteleri de fena olmuyor eski cihazların. Sonuçta artık 1080p'ye falan geldikten sonra unutuldu. MSN zamanında bunlar kraldı. Ondan sonra biraz unutulmaya başladı. Şimdi yine bu uzaktan eğitim olsun, uzaktan çalışma olsun bunları popüler hale getirdi. Biraz kara borsaya düştü işte. El ayağa düşmüştü. Ben bile hurdalığa kaldırmıştım. Bakın oradan çıkarttım. Şimdi kullanmaya çalışıyoruz. Oradan ikinci elden falan güzel bir şey yakalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Çok fazla da uzatmayalım. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.